Konumuz mef'ulü mutlak. Altı çizili kelime cümlede hangi görevdedir? Qara'a fiil, et-talibi faal, et-dersi mef'ulü bih, qara'eten mef'ulü mutlak. Sahihaten nasıl anlıyoruz mef'ulü mutlakı? Qara'a fiilinin kendi mastarı oluyor. Yani cümledeki fiilin kendi mastarı, kendine ait mastar. Olunca işte o mef'ulü mutlak oluyor. Mef'ulü bih değil, zaten bu mef'ulü bih ders burada. Mef'ulü necih niye olmaz? Çünkü mef'ulü necih olması için farklı bir mastar olması lazım. Aynı fiilin mastarı olamaz yani. Mef'ulü mutlak doğru. İkinci mef'ul zaten yok. Yani ikinci mef'ul olması için önce burada iki mef'ul alan fiil olması lazım. Kara iki tane mef'ul alan fiil değil. Şartın cevabı değil, zaten şart yok cümlede. Bu nedenle doğru cevap nedir? Mef'ulü mutlaktır. Qıraeten kara fiilin mastarı olduğu için. Üstteki mef'ulü mutlak hangi anlamı ifade eder? İstiadden ceyşü li gıtâli adû istiadâden tâmmen. Mef'ulü mutlak istiadâdendir burada. Yanında sıfatı olduğu zaman ne yapıyordu? Fiilin nev'ini, yani türünü ifade ediyordu. Fiilin türünü, nev'ini. Bakalım nev'il fi'il doğru, fiilin türünü açıklıyor. Tekidül fiil, fiili tekid etmez. Tekid etmesi için tâmmen kelimesinin kaldırılması lazım buradan. Adedül fiil, fiilin sayısını anlatması için bunun sonunda bir te'nin olması lazım. Ve evet, yani burada bir te'nin olması lazım. Sayı bildirmesi için. Kuvvetül fiil zaten mef'ulü mutlak böyle bir şey ifade etmez. Fiilin kuvvetini açıklamaz bize. Derecetül fiilin derecesini de açıklamaz. Şu üçünden birini açıklar. Burada da C şıkkını, A şıkkını açıklıyor. Çünkü devamında sıfat varsa mef'ulü mutlak ne yapar? Fiilin türünü bize açıklar. Elgal imamül hutbete hasenen demiş. Üstteki boşluğa mef'ulü mutlak olarak hangi seçenek uygundur? Ne yapacağız? Elga fiilinin mastarını bulmamız gerekiyor. Elga yulgi ilgaen. Mastarı da ilgaen şeklinde gelmektedir. Dolayısıyla ligaen olmaz. Çünkü elga'nın mastar değil. Aslında aynı kökten mastarlar da olabilir. Fakat anlamları uygun olması lazım. Şimdi elga attı demek ligaen görüşmek demek. Yani farklı anlamda olunca aynı kökten gelen mastar da uygun değil. İlgaen doğru cevap. Mülagaten de laqa müfeale babının mastarı, yani aynı kökten gelen müfeale babının mastarı. Laqa yulaqi mülagaten. Zaten bir de mesela bu mülagaten olmuş olsa bunun haseneten olması lazım. Sıfatın müennes olması lazım. İstilgaen, bu da aynı kökten gelen istifal babı ve manası uymuyor. Yani elga attı, istilgaen olmuyor. Mülakiyen bu da hal oluyor. Yani diyor ki İmam hutbeyi karşı karşıya gelerek verdi diyor. Bir de hasene zaten boşta kalıyor. Doğru cevap nedir? İlkaendir. Yani fiilin kendi mastarı olması gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mef'ulü mutlak yer almaz diyor. İntekame şabu min adahi intikamen. Halk düşmanlarından intikam aldı. Öyle bir intikam aldı ki. Feci bir intikam aldı. Burada mef'ulü mutlak var. İntikame fiilinin mastarı intikamendir. Hacce Muhammedun il beytel mukaddesi hacceteyn. Muhammed kutsal evi iki defa ziyaret etti. Burada hacce fiil, hacceteyn onun sayısını anlatan mef'ulü mutlaktır. Cümlede mef'ulü mutlak var. İrtefa'at kıymetu dolari irtifa'an melhuzan. Doların fiyatı hissedilir derecede arttı. İrtefa'a fiilinin mastarı irtifa'andır. Leysel matarul cedidu be'iden anil hadigati. Yeni havaalanı Medine'den, pardon, şehirden uzak değil. Burada mef'ulü mutlak yok. Zaten leysenin de mastarı yok yani. Burada mef'ul mutlak yok. Bu şık doğru cevap oluyor. Bu sorunun doğru cevabı D şıkkı. Hede etin asifeti hüdüen kamilen. Burada da hüdüen var. Hede'nin mastarı mef'ul mutlak vardır. Bu sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Üstteki cümlede mef'ul mutlakın görevi nedir? Mef'ul mutlakın görevini nasıl anlıyoruz? Eğer yanında, mef'ul mutlakın yanında sıfat veya muzafiyet varsa mef'ulü mutlak fiilin türünü anlatır. Mef'ulü mutlak yalnızsa sayısını anlatır. Fiilin sayısını. Eğer mef'ulü mutlak fe'letün veznindeyse fiilin kaç defa yapıldığını. Eğer mef'ulü mutlak yalnızsa fiili takviye eder, güçlendirir. Eğer mef'ulü mutlakın yanında mef'ulü mutlak fe'letün veznindeyse fiilin bize kaç defa yapıldığını, yani sayısını anlatır. Burada da fiil müteaddi mi lazım onu açıklamak değil. Hayır, görevi öyle bir şey yok. Fiilin babını açıklamak da değil görevi. Buradaki yani mef'ulü mutlakın görevi. Fiilin türünü açıklamak değil.
Çünkü türünü açıklaması için şuraya bir tane zaten bu fiale tevezzünde olmaması lazım. Bunun normal dakkan olması lazım. Fiilin anlamını kuvvetlendirmek olması için dakkan olması lazımdı. Fiilin sayısını bildirmek nedir? Doğru cevaptır. Bu sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Ne yapıyor? Buradaki mef'ul-i mutlak bu fiilin bize sayısını anlatıyor. Kaç defa yapıldığını anlatıyor. Üstteki boşluğa mef'ul-i mutlak olarak hangi seçenek uygundur? Cenesenin mastarı nedir? Cülüsen olması lazım. Doğru cevap E şıkkı. A'da ne diyor peki? Meclüs demiş. Mef'ul-i isim mef'ul getirmiş. Yanlış. Mücalis caleseden müfale babından ismi fail olmaz. Meclis ceneseden mimli mastar. Aslında bu da olabilir. Bunu da değiştirelim. Bunu da harekesini yanlış yapalım. Meclisin diyelim. Mimli mastar da olabilir yani. Gerçi mekan ismi aynı zamanda ama mimli mastar da oluyor. Bunun harekesini değiştirdim ve onu da yanlışlamış olduk. Câlisen ismi fail olduğu için yanlış. İsmi failden mef'ulü mutlak olmaz. Cülüsen doğru cevap. Celesenin mastarı cülüsen nedir? Mef'ulü mutlaktır. Mef'ulü mutlakın hatalı yazılımı nerede bakalım. Cema'at tacir envalehu ictima'an demiş. Cema'anın mastarı cem'an olması lazımdı. Halbuki burada ise ictima'an demiş. İctima'anın mastarı. Yani normalde aynı kökten gelen de olabiliyor. Fakat burada anlam farklı. Şimdi cema'a topladı, ictima'a toplandı. Dolayısıyla bu olmaz yani. Bu yanlış. Bu doğru, bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Harrakel la'ibi yedehi tahriken doğru cevap. Harrakenin mastarı tahrikendir. Hazinetil ümmü ala fukdibniha huznen şedida. Huznen doğru cevap. Hazinenin mastarı huznendir. Haferel müzari'ül arda hafran. Hafran mef'ul-i mutlaktır. Tek mastar. Raca'al mühacir ve ila vatanihi rucu'an. Raca'anın mastarı rucu'an. Doğru cevap. A şıkkı yanlış. Neden yanlış? Çünkü cema'anın kendi mastarı değil. Mef'ul-i mutlakın sıfatı vardır diyor. Hangisinde diyor. Bakalım. Yahfezul müslümin Kur'an'ı hifzan. Burada bir tane mef'ul-i mutlak yalnız başına sıfatı yok. Buraya bakalım. Nakafe littullâbi ihtiramen bil müderrisi. Burada zaten mef'ul-i mutlak yok. Nakafe fiil onun mastarı yok zaten. Bu mef'ul-i leclih yani. Yusafir aliyyün bi seyyarati seferen tabiyle. Evet. Burada yusafir-i fiil, sefer aynı kökten gelen mastar ve anlamı aynı yani. Sefer yolculuk yapmak, safere gitti yolculuk yaptı. Şimdi aynı kökten gelip anlamları aynıysa normalde sefer üçlüdür yani sülasi bir mastardır. Bu ise safere dörtlüdür, rubaidir ama aynı kökten geldikleri için ve anlamları da aynı oldukları için bu seferin buna mef'ul-i mutlak olması mümkündür yani. Dolayısıyla doğru cevap bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. İhtiramet tullabu lil müderris ihtiramel kibari. Burada İhtiramın mastarı ihtiramdır ve devamında muzafileh olduğu için muzafileh var yani sıfat yok. Mef'ul-i mutlak var. Hayyel la'ibune cumhure tahiyyeten harraten. Burada da hayyel la'ibune cumhure tahiyyetel islami. Oyuncular topluluğu İslam selamıyla selamladır. Burada tahiyyete hayyanın mastarıdır ve muzaftır. El-islam muzafilehtir. Burada da sıfat yok. Doğru cevap. Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Hangisinde mef'ul-i mutlak fiilin türünü anlatır? Mef'ul-i mutlakın fiilin türünü anlatması için ne olması gerekiyor? Sıfatının olması gerekiyor değil mi? Hakel ebru li evladi hikayeteyn. Burada iki tane hikaye anlattı diyor ve sayı bildiriyor. Yani türünü anlatmıyor. Hakemel kadi alel katil hükmen adilen. Evet burada hükmen hakemenin mastarı ve mef'ul-i mutlak yanında bir sıfatı varsa ne yapıyordu o zaman? Fiilin türünü anlatıyordu. Bu sorunun cevabı doğru cevabı B'dir. Halle halidunil meselete hallel ulema. Halit meseleyi alimlerin çözülmesi gibi çözdü. Burada halle muzaf el ulema muzaf ileyh. Burada da halle halidunil meselete hallen tek başınadır. Mef'ul mutlak tek başına sıfatı yok. Dolayısıyla tür anlatmıyor yani. Surral ferigu bil fevzu süruran. Takım zaferden dolayı mutlu oldu. Çok mutlu oldu. Burada da tek başına. İttemi al-marizu irşadati tabibi ittibaan tek başına mef'ul-i mutlak yanında sıfatı ya da muzaf ile ilgili yok. Dolayısıyla türünü bildirmiyor. Doğru cevap nedir? Bu sorunun doğru cevabı B'dir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Hayyel cunudun qaide tahiyyeten vahideten demiş. Şimdi adedül fiil diyor. Yani adedül fiil ne demek? Buradaki mef'ul-i mutlak fiilin sayısını anlatıyor. Doğru mu? Doğru. Yani hayya, mastar tahiyyeten ve vahideten var yanında. Sayı bildiriyor. Doğru.
eşleştirme, yani eşleştirme dedi, parantez arasında mef'ulü mutlakın şeyi var. Ne işe yaradığı var. İnteşeratil marazu, İnteşeral marazu, hastalık yayıldı. Fil kariyeti intişaran seri'an, köyde hızlı bir şekilde yayıldı. İntişaran mef'ulü mutlak yanında sıfatı olduğu için fiilin türünü anlatır. Nev'ül fiil doğru. Yani doğru açıklamış. Nev'ül fiil doğru. Seceltü esma'el gâibîne inde anil muhâzârati tescilen. Mef'ulü mutlak tek başına olduğu için bu da doğru. Tekidil fiil demiş. Fiili tekit ediyor yani. Seceltü tescilen, fiili tekit ediyor. Yedhebül muvazzafı ila amelihi zehaben. Nev'ül fiil demiş. Yani fiilin türünü anlatıyor demiş ki bu yanlış. 10. sorunun doğru cevabı D'dir. Çünkü burada mef'ul mutlak zehaptır ve fiilin türünü anlatmıyor. Tekit yapıyor yani. Vurgu yapıyor. Yanlış. Şarikel mühendisüne fil ameli müşareketen taammeten. Şarikenin mastarı müşareketen mef'ul mutlaktır ve yanında sıfatı olduğu için fiilin türünü anlatır. Nev'ul fiil burada doğrudur.